Dulong Dirve'den hepinize merhaba arkadaşlar. Kaldığımız yerden yolculuğumuza devam ediyoruz. En son 400 kilometrede bırakmıştık. Ben şu anda 550 kilometredeyim. Ve bu videoda ise 3000 kilometreyi devireceğiz. Yani şöyle baktığım zaman 2948 kilometre yapmışız şu ana kadar. Bugün ise bu videoda 3000 kilometreyi devireceğiz. Ve bu araçla bundan sonra bir video daha gelecek ve daha sonra büyük ihtimalle bu aracı da terk edeceğiz. Bakalım ondan sonra hangi araca geçeceğiz, hep beraber göreceğiz. The Long Drive'a da güncelleme gelmediği için yeni bir araç da eklenmedi açıkçası. Yeni bir araç eklenseydi onu sürmeye çalışırdık. Bu arada bir kaza yaptım, burnum aktı şuraya. Beynimi hatta çıkardım bıraktım şuraya. Ya bu arabayla yolda giderken zaten şöyle bir durum oluyor. Kaza, sürekli kaza yapıyorsunuz. Sürekli kaza yaptığınız için ise yolculuğunuzu yapamıyorsunuz, gelemiyorsunuz. Normalde şu an kaza yaptıklarımın haricinde eğer yoluma devam edebilseydim şu an ben bu araçla aslında 800-900 kilometrelere falan gelmiş olacaktım ki devamlı kaza yapıp en başa geri döndüğüm için bir türlü ilerleme fırsatım olmuyor. Şu an depomuzda 63 litrelik bir yakıtımız var. Bu yakıtla beraber yolculuğumuza çıkacağız ve yaklaşık bir 100 kilometre belki gidebilirsek 650 kilometreye kadar çıkacağız ve 3000 kilometreyi bu videoda devireceğiz. Onun haricinde videomuzda noktalarız diyelim ve kazasız belasız diyerekten yolumuza şöyle bir başlayalım. Hadi. Bismillah. Bakalım başımıza ne gelecek, neler gelecek hep beraber göreceğiz. Umarım bir şey gelmez de kazasız belasız şöyle birazcık basa basa gazlaya gazlaya yolculuğumuza devam ederiz diye umuyorum. Bu arada bundan önceki video değil, ondan önceki video manyak bir şekilde izlendi. Bir anda 7000 kaç 8000'e falan kadar geldi o video, orada kaldı. Bir anda böyle izlenmesinin nedenini ben gerçekten hiç anlamadım o videonun. Ama değişikti yani, başlık mı ilgi çekti, ne çekti hiçbir fikrim yok. Bir anda hype'landı gitti o video. Ondan sonraki attığım bölüm o kadar çok izlenmedi. Hatta o yanına bile yaklaşmadı yani izlenme sayısında. Bakalım bu videonun nasıl olacak, neler görecek bilmiyorum. Tabi başlık her şeyden önemli. Bu videonun başlığı da büyük ihtimal artı 3000 kilometre yol olabilir. 3000 kilometre mesafe ya da 3000 kilometre devirdik olabilir falan vesaire gibi şeyler belki koyabiliriz. Dediğim gibi 63 litrelik bir deposunda yakıt var şu anda. Bu yakıtla beraber yaklaşık 1200 kilometre falan gider herhalde diye düşünüyorum. O yüzden yakıt almadan bu şekilde birazcık yolculuğumuzu gerçekleştireceğiz. Ama bir ev falan görürsek sağda solda duralım. Şey yapalım, şu ön göstergeleri falan silelim. Böyle kanlı kanlı gitmeyelim abi. Biraz beynimi akıttım oraya bir vurmaya. Dediğim gibi sürekli kaza yapıyorum. Sürekli kaza yapıyorsun. Gidiyorsun abi, hiçbir şey yokken bir anda araba takla atıyor. Bir anda bak mesela işte şu da aynı mesele. Yani şu da aynısı. Ama burada durmayacağım. Çünkü yola düzgün giremedim. Bir de hani orada hemen bir videonun başında hemen durmayalım ya, sağda solda. Birazcık gidelim. İlerleyen yerlerde bir yerlerde dururuz. Daha 4 kilometre anca geldik ya. Hemen gelip durmayalım. Birazcık gidelim bakalım. Birazcık videonun tadı çıksın açıkçası ileriye doğru. Değil mi? Viraja falan giriyorsun bazen. Anlamsız bir şekilde bir anda takla atıyor. Bir de bu oyundaki takla attığın zaman araba doğru dürüst şey yapmıyor. Yani yer çarpışması olayı çok garip bu oyunun. Takla atıyorsun. Sürekli havalara falan fırlatıyor seni. Takla atıyor. Atıyorsun, atıyorsun, gidiyorsun. Hani kaza yapıp da bir anda yer çekiminden dolayı kalmıyorsun yani. O konuda gerçekten büyük sıkıntılar var. Mesela şurada bir kaza yapayım. Belki de ölürüm yani direkt. Mesela az önce oldu öyle, iki sefer üç sefer aynı şeyi yaşadım. Geliyorum 25-30 kilometre geliyorum. Diyorum ki, hatta ne oldu biliyor musunuz videonun öncesinde? Dedim ki hani 550 kilometreye kadar çıktım. Dedim ki hani ben de her an kaza yapabiliriz dedim. Bir frene basayım, yavaşlayayım dedim. O anda kaza yaptım, öldüm. Der demez yaptı oldu bu. Yani viraja şöyle bir girdim, araba takla attı direkt. Öyle öldüm. Hani takla attığı zaman ölmüyorsun normalde oyunda mı? Ben o sıra öldüm işte. Şanstır yani, galiba şans. Direktmen mefta olduk. Direktmen gittik. Enteresan bir durumdu yani söz konusu. Böyle ekstra olaylar oluyor yani oyunda. Keşke olmasa da daha rahat oynayabilsek. Yalnız oyun niye takılıyor? Oyun niye kasıyor? Ben onu anlamadım. Şu an oyun kasıyor bu arada. Evet, onu fark ediyor musunuz bilmiyorum ama oyun şu anda benim ekranımda
Böyle takılıyor. Takıla 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 gidiyor. Çok garip ya. Benim bilgisayarda bir sıkıntım var. Bilmiyorum ki. Abi bilgisayarı yapabildiğim en iyi seviyeye getirdim şu anda. Yani bu bilgisayarı olabilecek en iyi seviyede tutuyorum. İşlemcidir, RAM'ler zaten bambaşka bir seviyeye çıkardım. 64 GB RAM var bilgisayarda da. Ekran kartı desin RTX 3070 var. İşlemci Ryzen 5 5600 var üstünde. Ama bilgisayar yine bir takılıyor böyle. M2'ler var işte, iki tane M2'si var üstünde bilgisayarın. Ama anlamadım. Halen anlamadım. Halen böyle takılıyor. Diyor ki hani şöyle bir şey de geliyor aklımıza. Acaba power güç mü yetiremiyor diyor. Testlere sokuyorum. İşlemci haddinden fazla güç çekiyor zaten. Kesme yok falan yok. Tam gücüyle destekleyebiliyor. Power da kötü değil. Ama anlamadığım bir şekilde bilgisayar takılıyor. Yani kasıyor bilgisayar. Hani çözemedik yani. Bilmiyorum ne zaman çözeceğiz, ne zaman çözebileceğiz bunları. Onu da merak ediyorum açıkçası. Şuraya gitti. Şurada durabilirdim bak. Orada durmadık. Biraz hızlı geçtiğim için durmadım. Neyse biraz daha gidelim illaki. Ya burası güzeldi. Bir garajlı yerde. Orada istemediğin kadar malzeme bulabiliyorsun ama biz durmadan devam ettiğimiz için orada da pek bir şey rast getiremedik açıkçası. PUBG'de de yaşıyorum, diğer oyunlarda da yaşıyorum. Çok fazla yaşıyorum ya. Takılma olayını. Ben hissediyorum şu anda oyunun takıldığını. Belki siz hissetmiyor olabilirsiniz videoda ama lütfen hissediyorsunuzdur ya. Ben şu an baya baya hissediyorum. Aa işte o bir metre daha yani ya civarında önüme ışınlanmış olsaydı kaza yaptıydık orada. Gece yolculuğunu sevmiyorsunuzdur büyük ihtimal. Birazcık daha hava karardıktan sonra sabah yapacağım. Hem kaydedelim oyunumuzu. Ne olur ne olmaz. Böyle 70 oldu. Bir 75 kilometre yapayım. Oyunu kaydedelim orada. Ya da 75'e çıkmadan şurada bir arabayı bir anda durdurmak istiyorsanız bu şekilde hemen birinci vitesi atıyorsunuz. Tak diye duruyor zaten kendisi. Save alalım şuradan hızlıca. Ya manuel save otomatik save kullanmıyorum ben. Otomatik save şöyle tam viraja falan giriyorsun tak diye bir kayıt atıyor. Oyun takılıyor direkt. Oyun takıldığı zaman bu sefer şeyi kaybediyorsun. Kontrolünü kaybediyorsun arabanın. Arabanın kontrolünü de kaybettiğin zaman bu sefer ne oluyor? Kaza yapıyorsun. Save ne oluyor? Save öyle kalıyor ondan sonra. Tekrar başlamak zorunda falan kalıyorsun geri. Böyle değişik bir olay falan var da. O yüzden ona birazcık dikkat ediyorum. Onu dikkat ediyor mu? Bayağıdır kapalı. Onu ben ne zaman kapattım ya? 1 2 sene falan oldu galiba ben onu kapatalı otomatik kaydı. Ne bileyim. 2 sene olmadı gerçi. Ben geçen sene kapattım onu büyük ihtimal. Geçen sene yine yaz aylarıydı kapattığında. Oyun donuyordu çünkü. 1 senedir falan otomatik kayıt kapalı oyunda. Şaka bir yana yani The Long Drive'a biz başladık. Serisine ve bu seriyi özellikle sürüş seviyesi. Yani oyunun sonunu görme amaçlı gittiğimiz seriyi. Hala oynuyoruz. Halen gidiyoruz yani ya. Halen devam. Yola kaldığımız gibi. Video dışı 150 kilometre yol yaptım. İşte. Bakalım oyunun sonunu görmeyi istiyorum. Görmeyi umuyorum. Umarım. Bir başımıza bir şey gelmezse. Oyunun sonunu gördükten sonra ise. Ne oldu lan? Aa şey geliyor. Tamam anladım ne olduğunu. Araba niye stop etti diyordum. Şey geçti ya. Uzay mekiği geçti üstümden. Allah Allah. Enteresan bir oyunsun ya. Enteresan. Ben de şey sandım. Araba falan bozuldu da yolda falan kalacağız sandım. Şurada duralım ya. Bak hemen takla atacak. Görüyorsunuz değil mi olayı? İşte
Böyle bir durum var. Bunun nedeni de şey, lastiklerin çok büyük olmasından dolayı. Hemen takla atmaya özen gösteriyor araba. Şurada bir duralım. Şöyle. İnelim aracımızdan. Bir şu camı falan silecek bir şey varsa onu bir alalım da silelim. Onun için durdum sırf. Bunu bir kıralım. Şunu da bir kıralım. Bunların içinden bir şey çıkmadı. Burada herhangi bir şey yok. Şu ne? Gaz. Gerek yok abi. Depoyla mepoyla uğraşamayacağım şu an. Burada herhangi bir şey çıkmadı ya. No, normalde şuralarda silmeye bir şeyler çıkardı ama tırt bura. Bura tırt abi. Yola devam edelim buradan. Burada bir kayıt daha alalım oyunumuzu. Bulunduğumuz her yerde sık sık kayıt alarak yola devam edelim ki kaza yaptığımızda falan pişman olmayalım sonunda. 2977 kilometredeyiz. 3000 kilometreye doğru yavaş yavaş ilerlemeye devam ediyoruz arkadaşlar. Hani 66 FPS'te takılıyor şu an, onu fark ediyorsunuzdur. Oyun 66 FPS'te falan kasıyor böyle. Böyle bir değişik bir durum söz konusu. 4 vites var arabada. 5'e attım arabayı bir an. Ya normalde ben bez falan taşıyordum arabamda da. Kaza yapınca uçuyor işte hepsi. Bir daha onları aramıyorsun hani. Zaman kaybetmek istemiyorsun onları ararken. O yüzden yola devam ediyorsun. Yola devam ettiğin zaman da böyle kaza yaptığın zaman kan oluyor işte her taraf. Şu an kasmıyor mesela. Kan olduğu zaman da böyle gitmek zorunda kalıyorsun. Bez arıyorsun sağda solda. Dediğim gibi az önceki o büyük yer denk gelseydi orada dururduk. Şöyle şunu bir ayarlayalım. 580 kilometrede aracımız. 600 kilometreye doğru yapıştırdık gidiyoruz ve 3000 kilometreyi devirmek için ise tüm gücümüzle gaza abanıyorum şu anda. Sonuna kadar basıyorum gaza. Roket gibi devam ediyoruz. Aşağıdaki normalde toplam bu bir önceki arabada hani şey vardı ya, panelvan. Ondan sökmüş olduğumla beraber, onunla beraber toplam kat etmiş olduğum yol 400 şey 742 kilometre gelmişim iki aracın toplamıyla birlikte şu anda. Bu araçta özellikle 583 kilometre geldim. Çünkü büyük lastikleri takıp en iyi gidebilecek olduğunuz araç bu. En hızlı şekliyle en iyi gidebilecek olduğunuz araç bu olduğu için anana avra. O yüzden bununla her zaman daha fazla yol kat ettim. Oyunda en fazla kullanmış olduğum araç bu. Onu söyleyeyim yani bu model. Bununla yaklaşık 1500-2000 kilometrelik bir yol yapmışımdır diye düşünüyorum. Ben öncekini bıraktığımda da aslında yüksek bir kilometredeydi. Bunu da aynı şekilde 1000 kilometrede falan bırakacağım. Yine. Ya bu hızlı gidiyor en azından. Çünkü baksana lastikler altında büyük, motor çok güçlü. Hal böyle olduğu zaman bastığın yere roket gibi gidebiliyorsun. Diğer araçları aldığın zaman abi motor güçlü takıyorsun. Tamam bu motoru ona takıyorsun ama lastikleri küçük. Lastikler küçük olduğu için fazla hızlı gitmiyor. Lastikleri büyüt. Bu sefer de şey oluyor. Takla atıyorsun. Ama motoru kolay kolay bırakmam hani. Diye düşünüyorum yani tek düş şeyim o. Motoru kolay kolay bırakıp da kendimi rezil edemem kardeş. Ama elinde sonunda bu motoru da bırakacağız. Bir yerde kalacak yani. Diye düşünüyorum bakalım. Volkswagen'le çok uzun gittiydik mesela biz Golf'le biliyorsunuz. Volkswagen Golf'le de baya baya yol kat etmiştik. Onda da bu motor vardı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Onu sürdük sürdük sonra da bıraktık. Aslında bir Volkswagen Golf tekrar yapılabilir açıkçası. Ben geride bir yerde şeyini gördüm onun. Açık kasasını gördüm. Volkswagen Golf'ün. Ama almadım tabii bununla devam ettiğimiz için. Şurada duralım. Oğlum bu niye böyle havada boşlukta duruyor lan? Bu oyun şizofrenik sıkıntılar olan bir kişi tarafından yapılmış olabilir bence. Gerçekten hani ben buna şey veriyorum. İhmal ver... Oğlum... Oğlum... Lan... Tövbe estağfurullah... Tövbe estağfurullah... Gerçekten psikolojik sorunlar olabilir ya. Gerçekten hani ne bileyim... Oyunu sadece hani yaptım ben de siz mi düzeltin dediler. Ne oldu ki? Ha şundan...
Vardı bizim arabada mesela. Ama ne yazık ki onu da oyuna şey yaptırıyor, sıkıntı yarattırıyor. O yüzden takla atıyorsunuz. Bu kullanmıyoruz. Bunu söyleyemiyoruz maalesef. Şunu da bir kıralım. Bunu da kırdık. Şöyle bir üst kata çıkalım. Oo, ay ne güzelmiş. Ne var? Aa, oil. Aa, buldum. Yaşasın. Tamamdır. Hemen camımızı bir şöyle bir o tertemiz. Tertemiz. Tamam. O yakıt doluymuş. Güzel. Yakıt hep bitik gözüküyordu da aslında doluymuş arkadaşlar. Şeyden dolayı. Göstergeler görünmüyor ya. Arabanın hiçbir değerini göremiyorum burada. Kırmızı kan olduğu için. Tamam. Şurada da bir daha kayıt alalım. Bol bol dediğim gibi sık sık kayıt alarak durduğumuz her yerde unutmadan o şekilde devam edelim. 2977 kilometre. 2990 kilometre. Son 10 kilometre arkadaşlar. Oyunun arabanın kilometresi 600 olduğunda 3000 kilometreyi de devirmiş olacağız. Haberiniz olsun. 3000 kilometreyi de bu şekilde devirmiş olacağız. Yani gerçek hayattaki 3000 kilometre ile aynı mesafe. Onu söyleyeyim sizlere. Yanlış olmasın. Yani oyunun 3000 kilometresi değil bu. Gerçek hayattaki 3000 kilometre. Ve 3000 kilometreyi de bu şekilde devirmiş olacağız. Son 8 kilometrenin içerisine giriyoruz. 3000 kilometre için ve bundan sonra geriye kalan benim bildiğim 5000 kilometrede bitiyor diye biliyorum bu oyun. 2000 kilometre geriye mesafe kalıyor ve 2000 kilometreyi de artık 1 yıl içerisinde falan gideriz diye düşünüyorum. Kaç bölüm daha çekeriz videosunu? Hiçbir fikrim yok. Ama birazcık özen gösterip de bunu işte zaman ayırmak gerekiyor bu oyunu oynamaya. Videosunu çekmek için falan o kilometreleri falan gidebilmek için biraz zaman ayırman gerekiyor. Zaman da ayrılmıyor abi devamlı bu oyuna. Gerçek hayattaki gibi basa basa yani ne bileyim. Yoruyor insanı ya. Gerçekten yoruyor. Evet şu anda 595 kilometreye son 5 kilometrenin içerisine doğru giriyoruz. Evet son 5 kilometrenin içerisine doğru giriyoruz şu anda. 3000 kilometreye son 5 kilometre. Evet. Son düzlükte artık. Olaylar son düzlükte artık. Araba 600 kilometreye. Harita ise 3000 kilometreye gidiyor. Anlık mesafe 3000 kilometreye gidiyor. Evet inanılmaz. Son 3 kilometrenin içerisine girilecek artık. Son düzlükteyiz. Son düzlükteyiz. Son 3 kilometre. Son 3 kilometre. 3000 kilometreye son 3 kilometre. Son 2,5 kilometre kalıyor. Evet. Levent hızlı. Levent arabasıyla hızlı. Arabası 600 kilometreye. Mesafesi 3000 kilometreye. Son 2 kilometreden az kaldı. Evet, tam gaz gidiyorlar şu anda. Yaklaşık 200 kilometrelik hız ile birlikte son düzlükteler. Son 1 kilometrenin içerisine giriyoruz artık. Evet, son 1 kilometre. Son 1 kilometrenin içerisinde hızlı hızlı tükeniyoruz. 700 metre, 500 metre, 300 metrenin içerisindeyiz ve 200 metre, 100 metre ve 3000 kilometrenin sahibi Levent oluyor. 600 kilometrelik araba kilometresiyle birlikte 3000 kilometreyi devirdi ve şimdi sırada 4000 kilometreye doğru müthiş yolculuğunun keyfini çıkarmaya başlıyor. Evet arkadaşlar, şu anda 3000 kilometreyi devirdik ve arabamızın da 600 kilometresini devirmiş bulunmaktayız. Tam gaz yolumuza devam ediyoruz. Herhangi bir yerde bir kaza yaptığımızda tekrar sarbaşa en başta 3000 kilometreyi sayarız. Şu ileride bir yerde durayım da yavaşlayayım da kayda alayım ya şunu. Bence olur yani. Evet şaka maka 3000 kilometreyi devirdik arkadaşlar oyunla. 3000 kilometre. Yani baya oldu ya. Kaç 20 kaçıncı bölüm? 27. bölüm falan değil mi şu anda? Aa. Demedim mi? Deme havada kayıt alayım mı? Havada kayıt alayım. Havada kayıt alacağım. Dur. Nereden? Oğlum. Bir yerden kayıt alayım ya. Oğlum hava. Bana ne ya? Havada alacağım ben kaydı. 3000 kilometre hiç kaybetmek istemiyorum. Aa havaya uçtuk. Fırladık.
Bakayım ne oluyor. Ha. İyi lan. İyi lan, güzel düştük lan. Direkt tek attık ha. Bakayım. Arabada bir şey var mı? Oğlum, mükemmel düştüm bu arada ya. Dur bir kayıt daha alayım. Havada almayalım en azından kaydımızı. Belki kaydı almasak daha da fırlatabilirdi. Kaydın etkisiyle birlikte bu şekilde düşmüş olabiliriz. Anlaşıldı. Bir daha arabayla kaza yaptığım an direkt ESC'ye basıp oyunu direkt kaydediyorum ki güzel bir düşüş. Hemen sakin bir düşüş. Bu arada arkadaşlar 3003 kilometreyi burada görüyorsunuz sizler de. Kendi gözlerinizle birlikte. Bayağı oldu be. Kaç? 2022'den beri oynuyorum galiba, değil mi? Öyle miydi? O zamandan beri oynuyoruz galiba biz bu save'i. Bu kadar güncelleme geldi üstüne falan vesaire. Save'imiz bozulmadı ama. Belki yeni gelen şeyler bizim haritamıza eklenmemiş de olabilir ha. Çünkü eski kayıt olduğu için belli olmaz yani. Ya normalde sürekli oynayan bir insan olsan bunu 3000 kilometreyi 4-5 günde tamamlarsın ya. Böyle ama gece gündüz oynayacaksın. 4-5 gün sürmez bile. Ha, günlük 10 saat oyna. Her gün 10 saat mesafe git yani oyunda. Gidebilirsin aslında. Niye gitmeyesin ki? Bir saatte 100 kilometre mi gidiyorsun? Ne kadar gidiyorsun acaba? Bir saatte 100 kilometre gittiğini düşün oyunda. 10 saatte 1000 kilometre gidersin. İyi bence, hani gidilir. 10 saat. Yapılır yapılmasında da işte zaman lazım. Hani daha fazla gidebilmek için kesinlikle bir zamana ihtiyacım var bunda. Ben şu anda 650 kilometreyi bir görmek istiyorum açıkçası. 22 dakika olmuş video. Hemen öyle kısa bir videoyla bitirmek istemedim 3000 kilometreyi. Bir 3050 falan yapsın ya araba. 3050 görelim. Yani 3400 kilometreyi falan olacak galiba ben bu arabayı bıraktığımda. 3400'den sonra yeni bir araca geçeriz. Dediğim gibi bundan sonra bir video daha gelir bu arabayla birlikte. Anasını avradını. Oğlum bir şeyler oluyor. Kaza yaptığımda araba düzeliyor artık. Evet. Ne alaka? Oğlum 3000 kilometre ödülü bu mu lan? 3000 kilometre devren kaza yapma mı ödülüm var? Ama oyunda böyle bir şey varmış hani. 2000 kilometre 2000 ila 3000 arası full kaza yapmalı. 3000 ile 4000 arası hiç kaza yapsam bile bir şey olmuyor falan. 4000 ile 5000 arası da imkansız herhalde. Gitmesi imkansız. Falan olabilir, bilmiyorum artık. Ya kaç yolun ortasından gerizekalı tavşan ya. İyi iki tane kaza yaptık. İkisine de bir şey olmadı arabamıza. Hiçbir şey olmadı. Hatta ölmedik bile. Bu güzel. Nereden baksan kral hareketi oyun tarafından. Alkışlanabilir. Dikkat ettiniz mi? Her bulduğum yerde oyunu kaydalıyorum. Anan. Oy anam oy. Ah. Oh. Çok zorluydu ya bu arada. Bir oraya makas, bir ona makas ama ufak bir vurdum arabayı orada. Onu da hissetmişsinizdir. Neyse arabamız şu anda sağlam bir şekilde yola devam ediyor. Ama şu yandaki ayna yok. Oğlum ayna var lan. Oğlum ben o ayna yok sanıyorum. Varmış. Ama arabada eksik bir şey yok herhalde ya şu anda. Her şey tam anlamıyla yapılı bir şekilde, süper bir aracım var. 10 numarayız, 10 numara. 10 numara, yola devam. Burada bir ev gibi bir şey var da durmayacağım arkadaşlar. Yola devam. Yine akşam oluyor. Akşam olur, karanlığa kalırsın. Güneş batsın, uyuyalım. Abi güneş tam gözümün önüne geliyor şu anda. Bir kaza falan yapabiliriz. Şu anki yol durumu pek memnun etmedi beni açıkçası. Bu yol gerçekten sıkıntılı bir yol. Bu yolda kaza yapabiliyorsunuz. Artık oyunun piri oldum ya. Bütün biyomları devamlı sürekli geçiyorum ya. Kış biyomu, yaz biyomu, yeşillikler işte vesaire. Biyomlar arası seyahat. Bunun acaba wiki haritası falan var mı ya bu oyunun? Seed haritası falan. İnternette. Çok merak ettim ha.
Yollar bu arada elle oluşturulmuş komple. Çünkü sürekli aynı noktadan geçtiğinde şey oluyor. Aynı noktalarda aynı şeyler oluyor her zaman. Hani içindeki çıkan varlıklar ama rastgele çıkıyor tabii. Öyle bir durum söz konusu. Varlıklar aynı değil. Tamam, şurada bir duralım. Oyunu bir gündüz yapalım. Böyle hop. Durmada durmuyor. Fark ediyorsunuz değil mi onu? Kaya kaya gidiyor ya. Şunu bir kaydedelim. 3009 kilometrede oyunumuzu kaydediyoruz. 3017 kilometreyi devirmişiz. Şöyle bir sabah edelim oyunumuzu. Güzel. Şöyle aracımızı bir üçüncü vitese kadar pati çektiriyorum. Dörtte çekmiyor ama. Dörtte kesiyor kendisini. Ama dörde kadar çeksene ya patini. Buradan bir şey kalkmış. Sis kalkmış ama. Abi o sis mesela yolun ortasına falan gelmiyor. Böyle de bir durum var. Keşke gelse. Ben yolun ortasında da sisin içine girmek istiyorum. Yani bir tek taş olmasın yani engel olarak. Ya ben de engel şey seçiyorum kendime ya. Şu olsun bu olsun diye. Oğlum ya engel hiç olmasa yolda zaten daha fazla kilometre yaptıydım şu ana kadar. Mesela o taşlar bir anda fırlamasa önüme deli gibi gittiydik. Taşların yüzünden gidemiyoruz ki. Ha, bu küçük taşlardan hiç korkmuyorum bu arada. Onlar hiçbir şey yapmıyor arabaya da. Şu büyükler var ya yolun ortasında niye büyük taş varsa onu da ben de bilmiyorum. Çölün ortasında niye hani? Kim yolun ortasında taş koyuyor ki? Birisi kaza yapsın diye yolun ortasında taş konur mu ya? Nasıl bir mantık? Adam engel olmuş yani yola giderken kaza yapsınlar da gidemesinler diye engel olmuş ya bir türlü devamlı. Ama her şeye inat, herkese inat bu yolculuk yapılacak ve bitecek abi. İnşallah. İnşallah. O günleri de göreceğiz hep beraber. Şeylerden çok korkuyorum bir de. Giderken bir anda araba falan ışınlanıyor yolun ortasında. Onlardan çok korkuyorum. Video dışı ben bir tane vurdum öyle otobüse. Şey var ya bu su kemeri var ya yolun ortasındaki. Hızlı geliyorum. Aynı böyle geliyorum hızlı. Lan yaklaştım. Oyun bir takıldı. Oyun bir takıldı arkadaşlar. Kaydedeyim şunu. Takıntısı bir açıldı. Önümde körüklü otobüs. İki kısımlı. Bir koydum ortasına. Manyak da ama ya. Oğlum nereye gidiyoruz lan dur. Eyvah. Ne oldu şimdi? Benim burnum niye kanadı? Niye kanadım ben? Hayır yani. Neyse olduğu yerde düştü en azından araç. Ben şunu bir halledelim. Şuraya bir takalım. Aynen. Kapımız da şuraya bir takalım. Evet artık aynamız yok. Lastiğimiz yok. Çok iyi. Oğlum lastik nerede lan? Lastik nerede? Ayna nerede? Araba nerede? Bunu ineyim de. Oluyor böyle şeyler ya. Hep videoda olur böyle şeyler. Tamam şunu şöyle bir temizleyeyim. Ne oldu? Silmiyor. Niye silmiyor? Niye silmsin ki? Bitmiş. Yani bu ne ara bittin ya? Ne ara bittin ya? Bunu tak arabaya. Bu ne? Motor şeyi bunu da takalım. Şöyle binelim. Buradan bir şöyle büyütelim ekranımızı. Ha şu ne? Ha tamam okey. Araba bir çalıştıralım. Aracın lastiği yok. Ha lastik orada. Lastiğimizi alalım hızlıca. Abi oyunu kaydettik ama yani. O kayda bir döneyim ne oluyor? Kayda dönelim. Dön lan kayda. Belki düzgün düşecek. Belki araba parçalanmayacak. Yani. Olamaz mı? Olur. Niye olmaz? Belki kafamız duvara vurmayacak belki de. Hepsi olabilir. İmkanı yok değil. Yani var. Hızlıca bir gelsin abi. Hızlıca bir açılsın oyun. Abi 10 yıl bekliyor loading kısmında da. Hani oyunu şu an geri yüklemeye çalıştığı için kayıt arıyor şu an bilgisayar. Böyle yana döne. Ben acaba nerede kaldıydım diye. Aa. Ha işte bu kadar ya. Oh. Kaza maza yok arkadaşlar bak. Mükemmeliz ya şu an.
Ulan harikayız ya. Arabanın her şeyi de sağlam. Yalandan 2 saat uğraşacağımız orada. Hızlıca oyunun bug'ını buldum ben bu arada. Her kaza yaptığımda artık kayıt alayım. Yalnız şey kaydı hariç, onu da kayıt alamıyoruz. Ölüm kaydı. Vurduğun zaman hani çanlar çalmaya başlıyor. He, onu da kayıt alamıyorsun işte. O diyor ki öldün çık. Abi öldün çık. Bitti. Bu kadardı. Gibi. Bir çan çalıyor orada. Ondan sonra da meftahsın. İşte save'e dönüyorsun. Geri geliyorsun. Hayat bu kadar garip. Evet, 627 kilometre deyiz. 650'de bitiriz arkadaşlar. 650 taraflarında falan bitiririz. Ben artık gerisini bir 950'ye kadar falan giderim. Ya da 900 kilometre. 920'lere falan çıkarım. Ondan sonrası bir video daha patlatırız. 1000 kilometreden sonra da ilk fırsatta bulduğumuz arabayı alırız. Yola devam ederiz. Bir şekilde bir şeyler ayarlarız ya. Yaparız, sıkıntı yok. Lütfen videoya like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Bu arada arkadaşlar, katıl üyesi olarak bana destek olabilirsiniz. Bağış yaparak bana destek olabilirsiniz. Oyunların daha güzel geçmesi için birkaç tane parça almam gerekiyor. Rotary koludur işte, sinyal kollarıdır falan vesaire gibi şeyler alacağım. Bunlar için de destek olmayı kesinlikle ihmal etmeyin. Dediğim gibi bağış yapabilirsiniz, katıl üyesi olabilirsiniz. Yorumunuzu bağışla beraber yapabilirsiniz. Tamamen sizlere kalmış. Burada en uygun, en güzel yanı ise sadece bağış yapmanız olacaktır. Ama tabii ben sizi yönlendirmiyorum arkadaşlar bu konuda. Katıl üyesi olabilirsiniz dediğim gibi. Orada size göre ayrıcalıklar var. Katıl üyesi olabilirsiniz. Süper chat'ten bağışlı yorum yapabilirsiniz bana. Yayınlarımıza gelip yayınlarımızı izleyebilirsiniz. Haberiniz olsun. Birçok yerimiz var bu konuda. Videoları izlemeyi, yorum yapmayı, videoları beğenmeyi, videoları da beğendikten sonra hype butonu çıkabilir. Hype butonuna basmayı kesinlikle ihmal etmeyin. Çünkü hype butonuna basarsanız belli bir seviyeye yükseltiyor kanalımızı. Önerilen kısmına çıkıp kanalımızı bir anda çok yükseltme ihtimalimiz söz konusu. Böyle yenilikler de var. Bunları kesinlikle unutmadan itinayla arkadaşlar, lütfen o güzel parmaklarınızı bir saniyenize ayırıp ya da bir dakikanızı ayırıp yorum yazabilirsiniz, beğenebilirsiniz. Dediğim gibi bu tür içerikleri kesinlikle yapmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Son bir 15 kilometrelik bir mesafemiz kaldı. Onu da gittikten sonra 650 kilometrede videomuzu noktalayalım. Yaklaşık 33 dakikadır videodayız. Sağ olsun, zaten long drive videoları kısa olmuyor. Uzun oluyor. Benim de zaten videoları yükleme gibi bir derdim, şeyim yok. Videonun bir boyut sıkıntısı yok yüklemem için. Rahatım o konuda. Bak gördün yine tavşan değil mi? Tavşanı gördün yine. Rahat tavşan ya. Yolun ortasından geçiyor. Şuradan yavaşça arabanın şeyini bozmadan böyle bir hız şuraya girdik. İnşallah arabanın amparı falan düşmemiştir o çarpmaya. 638 kilometredeyiz. Yolculuğumuza devam ediyoruz. Bina niye yol dışında lan o kadar? Bak bu yollar dedim ya size çok tehlikeli diye. Araba hemen takla atmaya çalışıyor bak bu yollarda. Böyle de bir durum söz konusu. Yine bir videonun içerisinde 100 kilometre gelebildik. Ve baktığım zaman 100 kilometreyi de 30 dakikada falan geliyorsun ya durmadan. Aynen. Şey, hızlı geliyorsun bu arada bu araçla beraber. Aslında hani böyle zamanın olsa basa 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 gitsen 100 kilometre, 200 kilometre, 1 saatte 200 kilometre gidersin. 2 saatte 4, 3 saatte 6, 4 saatte 8, 5 saatte 10 kilometre, yani 1000 kilometre yol gidersin ve 10 saatte ise 2000 kilometre yol gidersin bu oyunda. 10 saat bir gün, hatta şöyle yapalım, 5 saat bir güne ayıracağım. 5 saat 2, 4 günde, 4 5 günde oyunu tamamlarsın bu arada. 4 gün oluyor. Hemen hemen aynı. 1, 2, 5 gün. 5 günde oyunu tamamlıyorsun. Bence 5 günde 5000 kilometreyi gitmek mantıklı. Günde 5, günde
1000 kilometre mesafe yapacaksın sadece bu oyunda 5 saatte. O şekilde oyunun sonunu görebilirsin. Tabii zaman lazım dediğim gibi buna. Oyun video harici de oynaman gerekiyor. Ha, videoda işte 100 kilometre geldik. Ben şimdi bu videodan çıktıktan sonra daha ne zaman gireceğim bu oyuna o belli değil. Evet, arabanın toplam kilometresi de 806 kilometreyi buldu bu arada. Yani şey kilometresi, diğer araçta bu aracın toplam gidiş kilometresi 806 kilometre. Her zaman bir 150 kilometre daha fazla olarak kayıt altına alınıyor araç. 647 kilometrede önüme çıkan ilk yerde duracağım binada. Tabii kazasız gidersek daha güzel olacak. Şu an burada falan bir kaza yapmak istemiyorum açıkçası. Çünkü 20 kilometre falan geldik. Herhangi bir kazada direkt mefta olabiliriz. Onun için hiç bunlara gerek olmadan şurada durabilirim, evet. Burada duracağım. Otobüs de var mı? Ya da bir sonraki yerde duralım ya. Bir sonraki yerde duralım. Çünkü burası bir küçükmüş. Niye? Aslında yer seçmeme gerek yok benim ya. Ben bir şeye de ihtiyacım yok da bir sonraki yerde durabilirim. Ama 650 kilometreyi devirdik şu anda. 100 kilometreyi geçtik bu video içerisinde de. Bir sonraki noktamızda duralım. Orada da videomuzu noktalayalım. Umarım keyif almışsınızdır. Dediğim gibi videodan beğenmeyi, yorum yapmayı kesinlikle unutmayın. İhmal etmeyin arkadaşlar. Videoların devamı için elimden geldiğince en güzel videoları çekmeye çalışıyorum zaten. Bunu biliyorsunuz, yıllardan beri aynı. Hiç değişmedi. Böyle güzel sakin videolar benim daha çok hoşuma gidiyor. Beni daha çok sarıyor yani. Onu söyleyeyim. Önümüzde gördüğüm yer. Orada duracağız. Orada videomuzu noktalarız. 653 kilometre. Büyük yer mi bura? Aa, büyük yer mi? Oğlum araba, ne yapacağımı unuttum ben ya. Yavaşlatmayı unuttum arabayı. Evet, burada bir şey ne ışınlanmış? Ha, benim bir önceki bak bıraktığım arabadan var burada. Görüyorsunuz değil mi? Yolun kenarında. İyi, tamam, garajlı yere geldik en azından. Burada oyunumuzu noktalayabiliriz. Ne oldu? Müzik açıldı. Tamam, istop edelim. Aracımızdan inelim. Evet arkadaşlar, güzel bir videoydu. 100 kilometre mesafe yaptık. Ayrıyeten arabayı 600 kilometreye çıkardık. Onun haricinde bir de 3000 kilometre mesafeyi tamamlamış olduk. Bugün 3 tane başarımı aynı anda kazanmış olduk. Şimdi bundan sonraki rotamızda ise artık 4000 kilometreye doğru yolculuğumuzu gerçekleştireceğiz. Hani bundan sonra bir son şey etapta bu aracı değiştirmek olacak. Bu aracı değiştirip güzel bir araç alırız en azından. Onunla birazcık yolumuza devam ederiz. Tabii ki de böyle bir şey düşünmüyorum. Bunlar çok kötü. Daha güzel, stabil böyle gidebilecek bir sürü araç var. Onları alabiliriz. Aracımızın deposunda dolduruyoruz şurada. Olmadı. 46 litre kalmış 60 litreden. Olsun, sıkıntı yok. Evet, her neyse. Beni izlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.